Evet, Kemal amcam kolay gelsin. Emre'cim hoş geldin, sağ olasın. Hoş bulduk, nasıl keyifler? Şükür bugünümüze. Allah bugünlerimizi aratmasın. Sağ olasın. Bereketli olsun. Turşulara vallahi kuyumcu dükkanı gibi koymuşsun ha. Allah utandırmasın. Şimdi arabanın içine. 15 seneden beri buradayız, bizi bilenler biliyor. Allah utandırmasın. Amin inşallah. Şimdi biz neredeyiz? Ha şöyle de göstereyim. Bakın arkadaşlar. Evet. 1202 Taksim 1 Sokak. Evet. 1202 Taksim 1 Sokak İzmir Gıda Çarşısı'ndayız değil mi? Evet. Kumrucu Osman'ın tam karşısındayız. Kumrucu Osman karşısındayız. Bizi bilenler biliyor. 15 seneden beri buradayız. Aynı noktadasın. Şimdi şunları bir ağzını açalım abi. Şu turşularımızı bir gösterelim. Şuradan başlayalım. Bizim çocukluğumuzun. Evet. Turşular arkadaşlar. Şöyle. Benim yaşımda olanlar bilir. Bakın şöyle kendimiz yapıyoruz. Kendin yapıyorsun, hazır gelmiyor mu yani? Hayır. Biz köylüden alıyoruz, Kemalpaşa köylüsünden. Kendimiz çiğden kuruyoruz bunu. Evet. Daha sonra da limonlu şekilde getirip sunum yapıyoruz burada. Sadece salatalık turşusu mu var? Evet, şu anda bunun mevsimi. Ha mevsimi olduğu mevsimi, için. Mevsimi tabii. Lahana da oluyor ama değil mi? Lahana da ama şu anda bunun mevsimi olduğu için müşteriler bunu istiyor. Tabii tabii, her şey bunu mevsiminde güzel. Evet. Aynen, aynen. Her şey biliyorsun güzel. Mevsiminde güzel. Bir de içine böyle poşete buz atmışsın. Tabii tadı bozulmasın diye. Soğuk şöyle kalsın diye. Bakın, tabii. Tam onu soracaktım. Poşetin içine koymandaki tabii. Neden? İçine suyu tabii. Fazla ilave ettiğiniz ama tadı kaçar bu sefer. Tadı kaçmasın, soğuk tutsun. Hı-hı. Artı bir de termos. Bu termoslar da buzu eritmediği için bu şekilde muhafaza ediyor. Burada ne var Kemal amcam? Bu da aynı. Sade su mu var? Hayır. Sade turşu su isteyenlere su olarak veriyorsun değil mi? Tabii ki. Turşusuz yani. Tabii. Sade su isteyenlere. Burada da aynı. Ha, burada da böyle. Ha güzel. Bu şekilde salatalık turşumuz. Aynen. Burada sularımız. Aynen. Burada acı sosumuzu isteyenlere atıyoruz. Bu Kemal amca acı sosu nasıl yapıyor ya? Ben de bunu merak ediyorum. Biz basıyoruz biberi, küçük biberleri onun turşu suyundan, yani biber suyundan ekliyoruz. Bir de kırmızı toz, kaliteli toz acı. İkisini karıştırıp bu turşu suyunu orijinal elde etmiş oluyoruz. Ha, güzel güzel. Bu ne yapıyor? Terbiye ediyor turşuyu. Anladım. Lezzet veriyor. Anladım. Evet. Sabah kaçta geliyorsun? Kaça kadar sürüyor bu hizmet? Şimdi burası 10'da geliyoruz burayı. 5'e kadar. Buradayız nasip. 5-6'ya kadar Allah bereket. Şimdi turşunun fiyatı 30 TL mi oldu? 30 TL. Sağda suyu olursa 20 TL. Şimdi şöyle bir şey yalnız Emre'cim. Bir acılı bir acısız yapalım. 350'lik bu bardaklar. Evet. Küçük değil aynen büyük. Doğru. Büyük. Salatalıklı 30 lira. Suyundan 20 lira. Tamam, kimisi yarım litre istiyor mesela. Yarım litre 30 lira. Evet. 1 litresi 60 lira turşu suyu. Hı-hı. Orijinal. Tabii. O zaman bir acılı... Bu doğal yani. Heh. Bunun özelliği turşumuz bizim doğal. Tamam. Salatalık suyu, biber suyu, limon suyu, sarımsak bunlardan oluyor. Tamam o zaman. Senden bir acılı bir de acısı istiyorum. Olur. Onları hemen. Gösteririm tamam. Hemen efendim. İki tane mi turşu atıyorsun? Hep aynı mı oluyor? Evet, iki tamam. Tane. Şöyle. Bu acısız olan. Acılı acısı olsa fark etmiyor, aynı. Aynı fiyat. Değişen bir şey yok. Bu da acılı olan. Şöyle. Bir acılı bir acısız. Aynen öyle. Kolay bir. Teşekkür ettim Kemal amcam. Bu şekilde. Söylemek istediğin bir şey var mı? Turşu bir sağlıktır. Biliyorsunuz doktorlar şifadır. Bas bağırıyor. Şifadır. Bunda probiyotik diye bir faydalı bakteri var. Hı-hı. O bağırsakları çalıştırıyor. Bunu doktorlar söylüyor. Tıbben kanıtlanmış. Evet. Bir de limonlu yaptığımız için biz bunu C vitamini olduğu için de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Evet doğru. O yüzden turşu bir sevdadır, sağlıktır, lezzettir diyorum. Ağzına tüm yüreğine sağlık. Turşu severleri bekliyoruz, selamlıyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Peki, sağ ol.